Üçüncü bölümle karşınızdayım. Çember daire ile alakalı çıkmış olan ÖSYM sorularından derlenen bölümdeyiz arkadaşlar. 2020 e, MSÜ sınavında çıkmış olan bir e, soru arkadaşlar. Şöyle diyor. Aşağıda AOB açısının ölçüsü 115 derece olmak üzere. O merkezli R, 2R ve 3R yarıçaplı çaplı daire dilimleri gösterilmiştir. Şekildeki mavi, sarı ve pembe renge boyalı bölgelerin alanları birbirine eşittir. Buna göre COD dar açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim. E, öncelikle şu hatırlatmamızı yapalım. Daha önceden de hatırlattığımız bir şeydi ama şunu yapalım. Şöyle eşitliklerin olduğu durumda benzerlik oranı 1 bölü 2, o zaman alan oranı 1 bölü 4. Yani biz üçgenden de hatırlıyoruz bunu. Buraya A dersek, burası 3A, burası 5A olarak gelecek. Demek ki bakın burası 1 3 5 1 3 5 ile orantılı olacak bakın. 1 3 yani şöyle burası 1 burası 3 burası 5. 1 3, 5. 1 3 5 1 3 5 hepsi 1 3 5 ile orantılı olacağına göre o zaman buradaki 15 ile orantılı olacak şekilde bakın. 1 3 5 o zaman burasını 15a seçmiş olsak burası da 15a burası da 15a olmuş olacak. Bu durumda ee, şuradaki birincinin 3 katı 3 katı olduğuna göre buradaki alan 5 alık bir alan buradaki 15 e, ise arkadaşlar burası 5 ile orantılı 5'e bölerseniz buranın 3a olduğunu görürsünüz burası 3a e, burası 3 katı 9 burası da 15 olmuş oluyor 3 5 e, pardon 1 3 5 1 3 5 şeklinde katları gidecek buna göre. 3a 5a 15a. E bunların 3'ü arasındaki yarıçaplar aynı olduğuna göre açılar da arkadaşlar şuradaki bir açımız 3x ise şuradaki açımız 5x, buradaki açımız 15x olmuş oluyor. 15 20 23x. 23x dediğimiz yer 115 derece ise x dediğimiz yer 5 derecedir arkadaşlar. X 5 derecedir. Bizden de 5 x'lik açıyı istediği için 5 çarpı 5'ten 25 derece olur. Alfa açımız yani bu aradaki açı alfa dediysek eğer alfa açımız 25 olur. Bir Luna Park'ta şekildeki gibi düz bir zeminde bulunan özdeş kabinlerden oluşan dairesel bir dönme dolap sadece bir yöne doğru dönmektedir. Bu dönme dolabın bir kabinine kabin yere en yakın olduğu durumdayken binilmektedir. Meryem bir kabine binip dönme dolap 48 derece döndükten sonra Nisa da bir kabine binmiştir. Buna göre Nisa kabine bindikten sonra Meryem ve Nisa'nın bulundukları kabinlerin zeminden yükseklikleri ilk kez aynı olduğunda dönme dolap kaç derece dönmüştür? Evet arkadaşlar dönme dolap kaç derece dönmüştür diye soruyor. Bakalım şöyle diyelim. Şimdi e, burada kaç parça var ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 parça var o zaman 360'ı bir kere 15'e bölelim. 360 bölü 15'ten arkadaşlar 24 derece olarak buluyoruz. Yani şu aralardaki açıların 24 derece olduğunu söyleyebiliriz. E şimdi e, Merve bindi, Merve bindi. 24, 24, 48 derece gitti. Yani Merve buraya bindi. Nisa da yeni biniyor. Nisa da buraya yeni binmiş oldu. Yani Merve ile Nisa arasında 48 derecelik açı var. 24'ü burada, 24'ü burada. Şimdi bu dönüşe geçti. Bu şekilde geldi, geldi, geldi. Diğeri de geliyor. Ama bakın dikkat edin. Aralarında bir tane boşluk var. Yani ee, şimdi bu ikisinin eşit olduğu yer diye düşünürsek şunun uzantısında yani tam uzantısında eşit olduğu yerler. Yani biri burada biri buradayken Merve burada Nisa buradayken aralarındaki açı 48 derece. Şunu devam ettirirsek arkadaşlar şu doğrusal çizgiyi devam ettirirsek buradan devam ettirdik. Şu an bakın bunlar eşit. Eşit mesafede eşit yükseklikte yerden ilk defa eşit olduğu noktada demiş çünkü. Burada eşit mesafe. O zaman buradaki açı 24 derece, buradaki açı 24 derece çünkü toplam aralarındaki açı değeri 48 derece. Bunu biliyoruz. Peki Merve buradan buraya geldi. Nisa bindikten sonra e, ne demişti? Buna göre Nisa kabine bindikten sonra Meryem ve Nisa'nın bulundukları kabinlerin zeminden yüksekleri ilk kez aynı olduğuna, olduğunda dönme dolap kaç derece dönmüştür? Evet, yani Merve'nin buraya geldiği açıyı bulmamız yeterli olacak o zaman arkadaşlar. Bakınız, bir tanesi buradan buraya gelen Merve, yani biraz daha uzun çizeyim hatta. Bir tanesi de buradan şuraya gelmiş oluyor arkadaşlar, şuraya kadar geliyor. Bizden istenen yer bu aradaki açı. E burası zaten 48 derece burada var. Şurası 48 derece ise şuradaki açımız 132 derece buradan itibaren şuraya kadar 132 derece, 24 derece de burada var. E, 132 artı 24'ten 4 2 6, 156 mı olmuş oluyor? Evet, arkadaşlar cevabımız burada 156 olacak. Yani şıklara baktığımızda E şıkkı cevabımız olur. Bulut mavi ve sarı renkli daire biçimindeki iki kartondan sarı olan mavi olanın üstüne şekildeki gibi koyuyor. Sonra mavi kartonun sarı kartonun altında kalması, kalmayan kısmını keserek kartondan mavi bir hilal elde ediyor. Bulut bu hilali çevreleyen iki çember yayının ölçülerini 120 ve 180 derece olarak ölçüyor. Buna göre başlangıçtaki mavi kartonun yarı çapının, sarı kartonun yarı çapına oranı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 120 ve 180 olarak ölçtüğüne göre demek ki şu içteki 120, şurası 120, şu dıştaki 180 olmuş olacak. E bunun e, şuradan birleştirirsek yani buradan birleştirirsek 180 derece olduğuna göre bu birleştirdiğimiz yer aynı zamanda mavi kartonun çapı olmuş olacak. E peki biz şurayı bir çemberin merkezi olarak birleştirmiş olsak. E, aynı şekilde şuradan buraya getirdim. Buradan da buraya götürdüm. E, o zaman arkadaşlar 120 derece ise şuradaki yay merkez açıda 120 derecedir. Buradaki açı da 120 derecedir. O zaman burası R ise burası R ise burası R köküçtür. Yani bunun çapı mavinin çapı R köküçse yarı çapı R köküç bölü 2'dir. Diğerinin yarı çapı da R olduğuna göre arkadaşlar bunların yarı çapları oranını sormuştu. O zaman bizim cevabımız köküç bölü 2 olarak bulunur. Burada cevabımız E şıkkı olur. Yarı çapı R olan bir çemberin çevresi 2 pi R yarı çapı R olan bir dairenin alanı Pi r kare formülü ile hesaplanır şekilde r yarıçaplı bir yarım daireyi tam olarak bir kez çevreleyen ip açılarak 3 eş parçaya bölünüyor. Bu eş parçalardan biri yarıçapı r olan yarım daireyi tam olarak bir kez çevreliyor. Buna göre r yarıçaplı yarım dairenin alanının r yarı çaplı yarım dairenin alanına oranı nedir? Arkadaşlar şimdi bundan 3 tanesi bunun çevresine mi eşit oluyor? Yani bu iki benzer çemberler arasındaki R'nin büyük R'ye oranı o zaman arkadaşlar 1 bölü 3 demektir. Yani 3 kat olarak. O zaman dairenin alanı oranı nedir? R yarı çaplı dairenin alanına oranı nedir diye soruyor. O zaman arkadaşlar bunun yarı çaplı 3 olduğuna göre 3'ün karesinden 9P'lik kısım burası 9P bölü 2. Bununki de P bölü 2 olmuş oluyor. Yani... 9 katı olduğunu söyleyebiliriz. Ya da benzerlik oranları 1 bölü 3 olduğu için 1 bölü 3 olduğu için benzerlik oranının karesinden 1 bölü 9 olarak bulabilirsiniz. Küçük dairenin büyük daire oranını ama bize tam tersini sorduğu için cevabımız 9 olur. 8 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel bir butonu etrafına sabitlenmiş 8 çizgi şekildeki gibi 1'den 8'e kadar numaralandırılmıştır. Numaraları ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup buton döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi çizgiyi gösteriyorsa o çizgiye ait program seçilmiş oluyor. 7 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 150 derece döndürüldüğünde 1 numaralı program seçilmiş oluyor. Buna göre 1 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde 140 derece döndürüldüğünde kaç numaralı program program seçilmiş olur? Evet sevgili arkadaşlar şöyle diyor. 7 numaralı programdan başlayıp buraya getirdiğimizde 1 numaralı programa getirdiğimizde 150 derece gidiyor. Ve bunların her birinin arasındaki açılar birbirine eşitse geriye 210 derece kalıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 210 bölü 6'dan arkadaşlar 35 derece olarak bulunur. Bunların her biri 35. Yani burası 35, burası 35, burası 35, burası 35. 140 derece ileriye gittiğimizde, 140 derece ileriye gittiğimizde 5 numaralı programın çalışması gerekir arkadaşlar. Burada cevabımız C şıkkı olur. Yukarıdaki şekilde A merkezli AC yarıçaplı yarım çember ve B merkezli BC yarıçaplı yarım çember verilmiştir. B noktası A merkezli çemberin A noktası ise B merkezli çemberin üzerindedir. Buna göre boyalı bölgelerin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim. Buradaki A noktasıyla B noktasını birleştirirseniz bakın A'dan C'ye giden yarıçap A'dan B'ye giden yarıçap, B'den C'ye giden yarıçap. O zaman burada eşkenar üçgen oluşmuş olacak. 60 60 60 dedik. Aynı mantıkla devam edersek buradan buraya giden yarıçap, aynı şekilde buradan buraya giden yarıçap ee, o zaman arkadaşlar burada da bir eşkenar üçgen oluşturmuş oluyoruz. Yani buradaki açılar da 60 derece. O zaman şuradaki parça buradaki parçayla aynı. Hatta şuradaki parçayla da aynı. Çünkü kiriş uzunlukları birbirine eşit. Demek ki ben burayı yok edip buraya alsam 120 derecelik dilimin alanını bulmam yeterli olacak. O zaman yarı çapı AC, BC eşit 12 olduğuna göre 12'nin karesi çarpı pi çarpı 120 bölü 360 demem yeterli olacak. Tabi buradan 1 bölü 3 değeri var. 144 bölü 3'ten 48 pi olarak bulunur. Cevabımız da C şıkkı olur arkadaşlar. Düzlemde bir ABC dik üçgeninin köşe noktalarını merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen R yarıçaplı çaplı 3 daire oluşturuluyor. Üçgenin kenarları üzerinde olup bu dairelerin içinde kalmayan parçaların uzunlukları 2 birim, 3 birim ve 5 birim olarak belirleniyor. Buna göre dairelerin içinde olup üçgenin dışında kalan bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şöyle diyelim 3 tane çember çizelim şöyle küçük küçük şöyle eşit büyüklükte 3 tane çember çizelim. Dik üçgen demiş zaten. Şöyle diyelim arkadaşlar eşit çizmeye çalıştım şöyle gösterelim. Şimdi e, buradan şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Bunların merkezlerini birleştirirsek şöyle şuradan çizdim ve buradan da bunu çizmiş oldum. Burası 90 derece olacak şekilde yazdık. Şurası 90 derece. E, şunu bunun arasındaki mesafe 2 birim, bunun arasındaki mesafe 3 birim, bunun arasındaki mesafe 5 birim ve bunların yarıçapları eşit. R, 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 R dedik. Arkadaşlar Pisagor bağıntısıyla bunu bulabiliriz. E, 2 artı R'nin karesi. 2 artı R'nin karesi artı pardon 2 R'nin karesi olacak. Çünkü 2 tane R var. E, 3 artı 2 R'nin karesi. 3 artı 2 R'nin karesi eşit olacak. 5 artı 2 R'nin karesine. Buradan Pisagor bağıntısını uyguladığımızda şöyle diyelim. 4 artı 2 kere 2 4 8 R artı 4 R kare Artı 3'ün karesinden 9, 3 kere 2 6 12 R artı 4 R kare eşit olacak 25 artı 5 kere 2 10 20 R kare e, artı 4 R kare dedik arkadaşlar. Buradan gerekli sadeleştirmeleri götürenlerini götürelim. Bakalım. 4 R karenin birer tanesi götürdü. Sonra 8 R ile 12 R'yi şuradaki R kare olmayacak tabii ki R olacak. 8 R ile 12 R'yi toplarsam 20 R yapıyor. Buradaki 20 R'yi götürmüş oluyor. 4 R kare bu tarafta kaldı. 4, 9, 13. Öbür tarafa atarsam 12 kalır. R kare eşittir 3 olarak geldi. Bizden istenen yerler arkadaşlar şuralar bakın dışında kalan yerler. Üçgenin dışında ama çemberin içinde kalan yerlere bakarsak 3 tane daire var. 3 daireden arkadaşlar bir çember yani 180 dereceyi çıkartacağız. 3 daireden 180 dereceyi çıkartırsak şöyle yazabiliriz. Şunu diyelim. 3 tanesinden bir tanesini çıkartacağız. Yani pi r kare çarpı 3 Eksi bir taneyi çıkart ya yarımı çıkartacağım pardon şunların toplamı 180 olduğu için yarımı çıkartmam lazım. Pi r kare bölü 2'yi çıkartacağım. Buradaki r kare dediğimiz yer 3 olduğuna göre 3 kere 3'ten 9 pi geliyor. Şuradan itibaren yazarsak burası 9 pi geldi. Eksi buradan da 3 pi bölü 2 gelmiş oldu. 2 kere 9 18 18'den 3 çıkartırsam 15 pi bölü 2 olarak bulunmuş olacak. Burada cevabımız e şıkkı olur arkadaşlar. Evet daire konusuyla çember konusuyla alakalı son 2 yılda çıkmış olan soruların bir bölümü bu şekildeydi. Bunları size bu şekilde sunmuş olduk. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki dersimiz analitik olacak. Bir sonraki testimiz analitik olacak. Orada tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.